Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Evet. Konuğumuz trafik kazaları analiz uzmanı Uğur Karadavut. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, buyurun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Uğur Karadavut, trafik kazaları analiz uzmanı olarak görev yapıyorum. 35 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Acaba işinizden biraz daha detaylı olarak bahsetmek ister misiniz? Tabii ki de. Şöyle söyleyeyim, ülkemizde meydana gelen maddi hasarlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının kusurları hakkında, yani burada oluşan trafik kazalarının nedenleri veya kazanın oluş şekilleriyle alakalı uzmanlık alanımız. Bunların araştırmaları, incelemeleri ve gerekli bilgi belgeleri toplayarak irdelemelerini yapıyoruz ve bunları raporlar halinde sunuyoruz. Çok önemli bir konu. Teşekkürler. Gerçekten ülkemiz için hayati bir konu. Evet. Çünkü bu kaza oranı dünya çapında neredeyse rekor kırıyor. Evet. Her geçen gün, hele bayram dönemlerinde iyice artıyor. Maalesef. Son derece önemli. Genel olarak trafik kazalarının nedenleri nelerdir ve kusurlar kimlerde görülmektedir? Şöyle söyleyeyim, trafik kazaları genel anlamda bizler hepimiz araç sürücüsüyüz. Evden işe, işten eve gelirken sürekli araç kullanıyoruz. Bir trafikte günümüzün büyük bir kısmı maalesef trafikte geçiyor. İstanbul gibi metro kentte sonuçta. Bu tür seyir halindeyken, araçlarımızda seyir halindeyken veya vatandaşlar seyir halindeyken kişilerin hal, hareket ve tavır davranışları güvenli sürüşü etkileyen bir durumdur. Yani trafik kazasını önüne hiçbir şey geçemiyor aslında. Bir sürücü seyir esnasındayken başının dönmesi gibi küçük bir nedenden dahi olsa direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açıyor. Biz bu tür durumlarda diyoruz ki tamamen sağlıklı olmadan veya herhangi bir hastalığımız olmadan biz bu sürüşleri gerçekleştirelim veya trafikte önümüzde seyir eden aracın veya yanımızda seyir eden aracın alkollü olup olmadığı veya uykusuz olup olmadığını bilmiyoruz biz. Bu tür durumlarda her zaman önce kendi güvenliğimiz ve sonra çevredeki araçları güvenliğini sağlayacak şekilde seyretmemiz gerekiyor. Çok önemli. Evet. Peki trafik kazaları nasıl azaltılabilir? Bunun bir çözümü var mı acaba? Şimdi trafik kazaları şöyle azaltılabilir. Yani ülkemizde biliyorsunuz her geçen gün artmakta. Maalesef. Özellikle son dönemlerde Şanlıurfa'da ve Mardin'de yaşanan büyük ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bu ülke adına, hepimiz adına üzücü, evet, bir durum. Yani bunun için öncelikle bilinçli sürücüler yetiştirmek lazım. Bunlar için de biliyorsunuz motorlu taşıtlar sürücü kursları, yani bizim ehliyet sahibi olmamız için önemli bir kurumdur. Yani burada ki verilen eğitimlerin tamamen biraz daha fazlalaşması. Tabii. Avrupa'yı sisteme geçiş dönemindeyiz özellikle şu an. Evet. AB'ye karşı bir yatkınlığımız şu an için mevcuttur. Şöyle söyleyeyim, bu kurumların tamamen bağımsız olması, Avrupa'daki gibi aynı şekilde. Ben keza Almanya'da, İtalya'da ki ehliyet veya sürücü belgesi nasıl veriliyor, bunların hepsinin araştırmasını yapıyoruz biz. Yani burada bir eğitim... Çok zordur. Çok orada bilimsel. İnanın çok zor. Tabii. İnanın çok zor. Yani öyle burada formalite icabı, evet, yapılmıyor bu. Kesinlikle, kesinlikle. Biz burada biraz da kalıplaşmış eğitim kullanarak bir sürücü belgesi veriyoruz. Kesinlikle sürücü olmak isteyen adaylar, tabii, işte ehliyet almak isteyen adaylar belli bir yerde, belli bir güzergah planı içerisinde eğitim alıyor. Ama çok yanlış maalesef. Tabii. Ve onları denetleyen kişiler sürücü eğitmenleri olması gerekirken de Milli Eğitim tarafından maalesef görevlendirilen bir resim öğretmeni bir direksiyon sınavı yaparak ehliyet almalarını sağlıyor. Bu bizim için üzücü bir durum. Neden? Bunları azaltmak için, trafik kazalarını azaltmak için daha bilinçli, daha bağımsız kurumlar tarafından ve belli güzergah olmadan ve bir sınav şeklinde değil, 3-4 hamle şeklinde bir sınav, evet, uygulaması olması lazım. Yani bir sınavı geçen, 30 dakikalık bir sınav süreci var. Onu geçen sürücü sahibi o, sürücü ehliyet, evet, sahibi oluyor. Maalesef.
maalesef bu tür durumlara daha dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Eğitim şart diyoruz bu durumda. Kesinlikle, tabii buyurun. Ki. Peki sizin bu mesleğe yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası veya rol model aldığınız biri oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, tabii çevremizde, yakın dostlarımızda ki keza akrabalarımızda olsun, trafik kazalarıyla uğraşan emniyet mensupları mevcut. Onları rol model alıyoruz. Diyoruz ki acaba bu olaylar, belli bir trafik kazası nasıl gerçekleşiyor? Veya burada suçlu veya suçlu demeyelim, kusurlu veya kusursuz kimdir, nedir? Onların araştırmaları nasıl yapıyorlar? Onları rol model alarak bir nevi işte araştırarak biraz da böyle merak duygusuyla birlikte yöneldiniz. Tabii, çok önemli bir iş. O şekilde yöneliyoruz. Tabii ki de. Ülkemizin çünkü en önemli sorunlarından biri bu. Evet. Yani bunun analizi çok önemli. Peki işinizin zor yanları var mı? Yani işimizin zor yanları yok aslında. Neden? Çünkü hani işimizde titiz olmak zorundayız. Detaycı olmak zorundayız. Bilgi, belge ve delil bulmak zorundayız. Bunları buldukça da zaten işimiz daha kolay hale geliyor ki bizde hata olmuyor, yani zor yan olmuyor. Çok önemli. Evet. Peki işinizden memnun kaldığınız taraflar, evet, keyifli taraflar nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, bir kazanın meydana gelmesiyle alakalı. Yani olay yerindeki bulduğumuz bir delil olsun, bir belge olsun, bir iz olsun, bunu açığa çıkardığımız zaman gerçekten biz de mutlu oluyoruz. Yaptığımız görevimiz de işte görevimizin asıl tanımını uyguluyoruz. Evet, biz bu delili bulduk. Yani bir nevi kusurlu, evet, yanı bulmuş oluyoruz. Çok önemli. Teşekkürler. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, en güçlü yönlerimiz aslında bizim her zaman olaylara bakış açımız ve soğukkanlı ve profesyonel olmamız. Çünkü bizim mesleğimizde amatörlük asla olmuyor yani. Kesinlikle biz bir olaya yaklaşırken olayı geniş çaplı bir araştırma yapmamız lazım ki yani küçücük bir tekrar ediyorum yani delil kaçırmamak adına, bir tabii, belge kaçırmamak adına, olayları açığa çıkarmak adına bir nevi. Yani bunları şöyle söyleyeyim, profesyonel yaklaşmak, soğukkanlı olmak, kısaca daha temkinli davranmak, tabii, güzel oluyor. Sizce başarı nedir? Başarı demek, şöyle söyleyeyim, bu genel anlamda bir soru sanırım. Tabii. Başarı demek insan egolarından vazgeçmesi demek. Başarı demek arayan değil de aranan kişi olmak demek. Neyse. Bizleri o yüzden herkes arıyor. Şahane. Sizin en büyük başarınız nedir? Bizim en büyük başarımız her zaman kararlarımız doğrultusunda ilerlememiz oluyor. Doğru kararlarımız, doğru adımlarımız oluyor. Doğru hamleler yaptıkça da başarıyı sağlamış oluyoruz. Harika. Teşekkürler. Sizi en çok ne motive eder? Yani şöyle söyleyeyim, en çok motive yanımız bana tam desteği olan en büyük motivem ailem ve dediğim gibi çocuğum çok motive ediyor. Harika. Buyurun. Peki işinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum? Yani işimizde bizler şöyle hedeflerimiz şu aşamada gerçekleşiyor. Yani hedeflerimizi belirtmek gerekirse bakanlıklara bağlı olarak bizlerden işte kazanın oluş şekliyle alakalı kusur dağılımlarıyla alakalı raporlar isteniyor. Biz de bunları güzel bir şekilde raporluyoruz. Oluş şekillerini, irdelemelerini mevcut bilgi, belge ve dayanaklarla oluşturup bunları karar aşamasına, karar mercine sunuyoruz. Bu çok da bizim önemli. Hedefimiz. Çok kritik bir görev. Tabii ki de. Gerçekten çok önemli bir misyon. Tabii ki de yani. Size de kolaylıklar. Biraz zor ama böyle zor yanları atlatıyoruz. Çok güzel. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani şöyle söyleyeyim, izleyicilerimize trafik kazalarıyla alakalı lütfen güvenli sürüşü gerçekleştirecek kişiler sürücü koltuğuna otursun. Trafik kazalarını azaltmak adına inanın bizler sahada veya görevlendirdiğimiz zaman çok zorluk çekiyoruz. Her önüne gelen kişinin araç kullanmaması lazım veya sürücü belgesi olmayan, yetersiz olan kişilerin araç kullanmaması lazım ki ülkemizdeki trafik kazalı boyutlarını azaltmamız lazım. Ve ben şu tür konularla naçizane çok karşılaşıyorum. Hani kadın sürücü ve erkek sürücü diye bazen adlandırıyorlar ama inanın
kadın sürücüler o kadar bilinçli araç kullanıyorlar ki ben bu konuda izleyicilerimize şöyle söylüyorum. Araç kullanmayı tam öğrenmeden veya tam bilmeden kesinlikle sürücü koltuğuna oturmasınlar. Trafik kazasında kendi yakınlarını, kendilerine veya çevresindekilerin can güven tehlikeye atacak bir şekilde araç kullanmasınlar. Nacizane benim fikrim bu. Çok önemli. Trafik kazalarını azaltmak adına. Çok önemli bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz trafik kazaları analiz uzmanı Uğur Karadavut'tu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim böyle bir yayın yaptığınız için. Size ve ekip arkadaşlarınıza gerçekten başarılar dilerim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.